2013 yılına ait operasyonel ve finansal sonuçlarını açıklayacağı basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Türksel CEO'su Sayın Süreyya Cilvi sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Hande. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir yılı daha geride bıraktık 2013. 2013 sonuçlarını dün akşam açıkladık. Ben de şimdi bu sonuçları sizinle paylaşacağım. 2013'te gerçekten güçlü bir performans var. İyi sonuçlar var. 2013'ün zor yıl olduğunu hem dünyada hem de Türkiye'de hem de bölgede bunu herkes biliyor. Ve sonuçlara bakınca gelirlerimiz %9 arttı. Geçen sene 10,5 milyardı. Bu sene 11,4 milyara ulaştı. Affök amortisman vergi faiz öncesi kar %9 arttı. 3 milyar 544 milyon liraya ulaştı. Net karımız da %12 arttı. 2 milyar 326 milyona ulaştı. Ve 2013'te toplam 1.8 milyar lira da yatırım yaptık şirketlerimize. Bu büyüme nereden geldi diye sorarsanız bu büyümenin 3 tane önemli motoru var. Birincisi biliyorsunuz bizim gelirlerimizin en büyük kısmı ses, mobil ses gelirlerimiz. Orada e, yatay bir e, büyüme vardı. Fakat onun üstüne bu büyümeyi tetikleyen, büyümenin motoru e, Turkcell Türkiye'deki mobil geniş bant. Burada %38'lik bir büyüme var e, 2012'ye nazaran 2013'te. Türksel Super Online e, fiber geniş bant şirketimiz. Orada da güçlü bir performans vardı, hızlı bir büyüme 35 diğer grup şirketlerimiz de %28'lik bir büyüme ile grubun büyümesine katkıda bulundular. Şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz 1 Temmuz'dan 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan ara bağlantı ücretlerinde %20 düşüş vardı. Bu %20 düşüş olmasaydı büyümemiz %11 olacaktı. Bunu da dikkate almamız lazım. Şimdi bu büyüme bizi dünyada, Avrupa'da diğer şirketlere nazara nereye getiriyor? Sizce nereye getiriyor? Var mı hanefanın Hanım bir tahmin? Avrupa'nın en hızlı büyüyen telekom grubu Türkse. Ee, yani görüyorsunuz buradaki şirketleri. Hollanda'nın KPN'i, İtalya'nın Tim'i, İspanya'nın Tim'i, İspanya'nın Telefonika'sı, Fransa'nın Orange, İngiltere Vodafone, eee Vimplecom küçülürken Türkiye'de Turkcell %9 büyüme ile Avrupa'nın en hızlı büyüyen telekom grubu oldu. Bu gerçekten ben bunu şuna bağlıyorum en çok. Muazzam bir takım çalışması var. Turkcell çalışanları, bayilerimiz, iş ortaklarımız, bütün paydaşlarımız fakat en önemli müşterilerimizle takım oluşturmak, hem kurumsalda hem bireyselde teknolojiyi hayatta faydaya dönüştürmek. Ve Türkcell'in 5-6 sene önce yaptığı yatırımlar fark yaratıyor, bize bu büyüme motorlarını yaratıyor. Ses işi dünyaya paralel bir şekilde paralel ilerlerken diğer işlerimizin hızlı büyümesi yüzünden grup olarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen telekom grubu olduk. Şimdi gelelim pazar Türkiye pazarına biraz daha detaylı bakalım. Türkiye'de abone pazar payında Türkcell liderliğini sürdürdü, açık ara liderliğini sürdürdü. Fiyat bazlı rekabet olmasına rağmen Türkcell kalitesiyle üstün network platformuyla yenilikçi servisleriyle inovasyonuyla fark yarattı ve o yüzden de buradaki pazar payımızı müşterilerimizi koruduk. Türkiye'de pazarın büyümesi %7 oldu. Bahsettiğim gibi 1 Temmuz itibariyle araba bağlantı ücretleri %20 düşünce tabii pazar bundan etkilendi. Bu olmasaydı pazar büyümesi %10 olacaktı. Türkcell'deki abonelerimize biraz daha detaylı bakarsak 2012'den 2013'e 849 bin yeni faturalı abone ekledik. Ve faturalı abone sayımız 13.2 milyondan 14 milyona çıktı. Toplam abone sayımız da 35.1 milyondan 35.2 milyona çıktı. Ön ödemelimiz de 21.2 milyon. Ortalama aylık kullanım, aylık ses kullanımı 243 dakikadan 259 dakikaya %7 artış gösterdi. Abone başı aylık ortalama gelir de 2012'den 2013'e... %4'lük bir artışla 21.7 liraya ulaştı. Data kullanımı gerçekten muazzam bir hızla artıyor. Yani insanlar data'ya, bilgiye ulaşmak için akıllı telefonlar üstünden mobil interneti kullanıyorlar. Yani 6-7 sene önceki vizyonumuz tamamen gerçekleşiyor. Mobil internet halka iniyor, insanlar bilgiye ulaşıyorlar. Bakın en üstte biliyorsunuz 3G Türkiye'ye Temmuz sonu 2009'da geldi. Yani 2000, 3G'den önceki çeyrekte çeyreğe göre mobil data trafiği, mobil internet trafiği bu geçen 4 sene 2-6 ayda 158 misli artmış. Yani daha 4 sene önce bir kullanıyorsak Türkiye'de Türksel şebekesinde. Şimdi 158 kullanıyoruz. Burada kişi başına kullanım da 3G öncesi 10 megabaytmış. Burada gördüğünüz gibi 10 megabaytmış. Çıkmış 648 megabayt Yani kişi başına kullanım 65 kat artıyor. Kullanıcı sayısı da 3'e yakın artınca 158 misli data trafiği artıyor. Mobil internet gelirleri Turkcell'in bu süre içinde 2009'da 262 milyon lira 1 milyar 437 milyon liraya çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi 4,5 misli bir artış. Fiyatlar ne oldu? Fiyatlar 3G öncesi 15 ise megabayt başına şimdi 1. Yani fiyatlarda da %93 düşmüş birim fiyat. Burada müşterilerimiz daha hızlı internete ulaşıyor, kullanıyor. Daha çok dataya ulaşıyor ve çok daha düşük, 15'te 1 fiyatına %93 bir fiyat indiriminden yararlanıyor. Bu mobil data kullanımında tabii ki akıllı telefonların çok önemli bir yeri var. Şimdi biz akıllı telefon tanımı olarak dünyadaki standartı kullanıyoruz. Bazı rakiplerimiz kendileri başka bir tanım kullanabiliyorlar. Biz, bizim akıllı telefon dediğimiz telefonlarda birincisi QWERTY keyboard denilen klavye, QWERTY klavye ya hardware ya da software ile olması lazım. Yani e, teksti yazarak girebilmelisiniz. 3G bağlantısı olmalı. Güçlü bir mobil internet deneyimi olmalı. Bir de App Store, Google Play, T-Market gibi application pazarlarından uygulamaları telefonunuza indirebiliyor olmanız lazım. Yani bizim tanımımız bu akıllı telefonlar. Ve burada da akıllı telefonlarda da Türkiye'nin açık fark lideriyiz. En çok akıllı telefon kullanan müşteri Türkselde ve burada akıllı telefon kullanan müşterilerimiz de 10 milyona çok yaklaştı. 9.6 milyon ve yüzde 30 penetrasyona ulaştı. Sadece 2013'te 3.3 milyon ekledik. Burada Türkcell'in T serisi telefonlarında çok önemli bir rolü oldu. Yani bu 3 senelik süre içinde 1.2 milyon T serisi telefon satıldı. T40 biliyorsunuz Türkiye'de tasarlanan sıfırdan başlayarak tasarlanan hem hardware hem software hem design olarak industrial design olarak tasarlanan ilk akıllı Türk telefonu T40. T40 da 3 ayda 140 binden fazla sattı. <laughs> Fakat biz tabii ki diğer Apple olsun, Samsung olsun, Nokia olsun, HTC olsun, LG olsun, diğer bütün firmalarla Sony olsun, hepsine de beraber çalışıyoruz. Müşterilerimize en güçlü telefonları en uygun fiyatta ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu arada tabii ki biliyorsunuz 1 Şubat'tan itibaren bankaların kredi kartında taksitlemesi bu telefonlar için durdu. Bu tabii ki akıllı telefonların satışlarını 2014'te biraz negatif etkileyecek. Fakat biz tim mağazalarımızdan 12, 18 ve 24 aylık taahhütle satmaya, telefonları tarifelerimizle bir bundle içinde satmaya devam edeceğiz. Biraz da biraz da Türksel'in bu zor ortamda nasıl oluyor? Türksel bu kadar başarılı oluyor. Avrupa'da en hızlı büyüyen telekom grubu oluyor. Buna değinmek istiyorum. Bence bizim başarımızdaki bir numaralı konu müşterilerimize odaklanmamız ve o müşterilerimize nasıl maksimum faydayı en uygun fiyatta sağlarız buna odaklanıyoruz. Yani müşterilerimize teknolojiyi kullanarak nasıl yenilikçilikle maksimum fayda üretiriz? Nasıl müşterilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatırız? Yani fiberden başlayarak 2G ile, 3G ile, kendi kurumsal sistemlerimizle, tel telefonlarla, uygulamalarla, pazarlamayla, fiyatla, müşteri hizmetleriyle, çağrı merkezimizde nasıl müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarız. En iyi müşteri hizmetini sunarız. En iyi network performansını sunarız. En hızlı interneti sunarız. En yüksek kapsamayı sunarız. Türkcell takımı her gün her bir müşterisi için maksimum fayda için çalışıyor. Bizim odağımız da bu. İnanın, Türkcell içinde biz finansallara o kadar odaklı değildik. Biz teknolojiyi kullanarak, inovasyonla, takım olarak birlikte çalışarak nasıl müşterilerimize daha iyi bir gelecek hazırlarız bunun için çalışıyoruz ve network performansımız hem mobil internette çok hızlı dünyanın en hızlılarından biliyorsunuz dünyada sadece 4-5 ülkede evlere 1000 megabit hızında fiber internet gidiyor Türkiye bunlardan bir tanesi bunu süper online başlattı ve devam ediyor Mobil kapsamada ülkemizi dünyada birinci yapmıştık 2011'de, 2012'de de devam etti, 2013'te de. Türkiye mobil iletişimde nüfusu kapsamada 3 yıl arka arkaya birinci oldu. Bunun arkasındaki en büyük güç Türksel'in yatırımları. Tüm ilçelerde 3G kapsaması sunuyoruz. Yani 3G hızlı internet ilçede, şehirde Türkiye'nin birçok yanında en yüksek penetrasyonla. Bu arada rakiplerimizden açık fark ilerdeyiz. 3G'nin nüfusu kapsaması alanında. En az 10 milyon kişi daha Türksel'de 3G'ye ulaşabiliyor. Böyle muazzam bir fark var. Ve teknoloji ve inovasyonla dediğim gibi devamlı yeni ürün servisler. Kurumsalda işte teknoloji hamlesini başlattık. Birçok pazarlama olsun, sistem yönetimi olsun birçok konuda Uygulamaları esnaftan başlayarak büyük şirketlere sunuyoruz. Bulut bilişimi sunuyoruz. Makinalar arası iletişimi sunuyoruz. Bunun yanında biliyorsunuz SMS Plus'ı çıkartmıştık. Bip'i de piyasaya sürdük. Bip de başarılı bir şekilde performansını devam ettiriyor. Birazdan daha detaylı değineceğim ama Türksel Akademi, Türksel Akademi ile insanlarımızı bilgiye ulaştırıyoruz. Bu arada bu üstün müşteri deneyiminde eşsiz müşteri deneyiminin en önemli parçalarından bir tanesi tabii ki sahadaki mağazalarımızdan müşterilerimize değen çalışanlarımız. Ve bayilerimizde çalışan kardeşlerimize biz elçilerimiz diyoruz. Elçilerimizin işe alımına, onların eğitimine, onların hazırlanmasına, onların motivasyonuna çok çok önem veriyoruz. Onlar bizim gözümüzde müşterilerimiz için teknoloji danışmanları. Daha geçen hafta Antalya'da 6 bin tane elçimize 3 gün boyunca çok detaylı, kapsamlı eğitim verdik. Ve 1200 tane flagship mağazalarımız var. Türksel'in sahip olduğu bunun yanında 1200 tane sadece bizimle çalışan tim mağazalarımız var. Türkcell iletişim Merkezleri. Bunlar bizim en üstün hizmeti sunan bayilerimiz. ...gerçekten rakiplere nazaran çok daha üstün bir bilgili e, hizmet sunuyorlar. Birçok mağazamızda artık vatandaşa eğitim veriyoruz. Vatandaşlar mağazamıza gelip ekranda akıllı telefonlarını, tabletleri ve çeşitli uygulamaları nasıl kullanıyorlar bunları görmeye başlıyorlar. E, çağrı merkezimizde tabii ki e, Türkiye'nin en büyük çağrı merkezi e, ordusu diyeyim. E, 12 bin kişiye yakın çalışanımız var. Türkiye'nin birçok yanından hizmet veriyorlar. Burada gördüğünüz gibi burası Erzurum Çağrı Merkezimiz. Yani e, Türksel nasıl Avrupa'nın birincisi oluyor? Bunun arkasında müşteriye odak, bilgiyle, inovasyonla, teknolojiyle, çok çalışarak, takım oyunuyla ve doğru vizyon ve yatırımla bunları yapınca ortaya bu başarı çıkıyor. O yüzden yani gerçekten burada Çoğunuz Türksellisiniz. Siz de bizim takımın çok değerli arkadaşlarısınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sık görmüyoruz bir Türk firmasının Avrupa'da iş konusunda birinci olmasını. Bu yüzden bütün Türksel ekibini kutluyorum. Biraz evvel de bahsettim. Türksel inovasyonla yeni alanlara açılıyor teknolojiyle. Şimdi biz Türkiye'ye hem fiberde hem de mobil internette dünyanın en gelişmiş mobil networklerinden bir tanesini kurduk. Bunu bize söyleyen Ericsson. Yani 200'e yakın ülkede hizmet veren Ericsson, Türksel'in şebekesinin dünyanın en ilerinden olduğunu bize devamlı ifade ediyor. Bu altyapıyı kurduk. Fakat bu altyapıyı kurunca insanlar internetten bilgiye ulaşıyorlar. Bu konuda da bir adım daha ileriye gittik. Türksel Akademi ilk kurulduğunda sadece Türksellere hizmet veren bir kurumdu. Şimdi Türksel Akademi'yi açtık. Sadece Türksellere, Türksel bayilerine, Türksel ekosistemine değil, bütün Türkiye'ye hizmet veren bir site haline geldi. Burada gördüğünüz gibi iş dünyası ile ilgili inovasyon ve girişimcilik alanı, iş dünyasında pazarlamadan insan kaynaklarına, finanstan üretime her konuda eğitim var. Liderlik hikayeleri var. Teknoloji hikayeleri var. Bu kısımdaki derslerin, eğitimlerin çoğu bir tek Türksel müşterilerin açık. Fakat bir şey daha yaptık. 7'den 70'e herkes yararlansın diye Amerika'daki Khan Akademi'yi Türkçe versiyonunu sistemimize koyduk. Burada STFA'nın desteğiyle. STFA da bunların Türkçeleşmesini sağladı. Ve burada buraya basınca öğren 7'den 70'e herkesin 2000'e yakın konuda matematikten fen bilimlerine dersleri alabilecekleri, videoları izleyebilecekleri bir site oldu. Yani artık bir köyde küçük Ahmet ortaokul matematikte, geometride takıldığı zaman tangenta veyahut da sinüs kosinüse veyahut da integrale annesine sorduğunda cevapsız kalmayacak. Cep telefonundan girip o konuyu araştırıp şuradaki arama motorundan konuyu giriyorsunuz. Size o konuyla ilgili videolar hazır olarak çıkıyor. Sınıfta duydunuz ama anlamadınız. Telefonundan gir, videoyu izle. Bir de ilk seferinde anlamadın mı? Bir daha dinle. İstersen durdur, not al, devam et. Tamamen bu bilgiyi gençlerimizin, insanlarımızın parmaklarının ucuna, ceplerine getirmiş olduk. Bunun yanında turksen.com.tr geleceği yazanlar sitesinden de biliyorsunuz 5 ay önce burada bir lansman yapmıştık. Dedik ki bilgisayar dünyasında bir devrim var. Eski dünya bu PC'ler dünyasıydı. Bir zamanlar mainframe'ler dünyası vardı. Sonra PC'ler dünyasına geldik. Fakat yeni bilişim platformu akıllı telefonlar ve tabletler. Burada da işletim sistemlerinde ciddi bir fark var. Buranın bu pazarın %95'i Microsoft. Yeni pazarda Android, Apple iOS ve Microsoft Windows bunlar 3 tane platform. O yüzden bu yeni platformda yazılım geliştirici olmak çok çok kritik. Ve 5 ay içinde 12 bin tane Türk insanı bu sitemize girip kaydoldu, sertifika programına dahil oldu. Buradan yazılım geliştirme ile ilgili eğitimleri alıyorlar ve bazı şehirlerimizde mentorlarla de sahada da destek alıyorlar. Yani Türksel Geleceğin platformuna yazılımcıları geliştirmek için de teknolojiyi kullanıyor. Gerçekten yani ben çok iyimser bir insanım esasında ama bu kadar kısa bir süre içinde 12 bin tane gencimizin yazılım geliştirmek için buraya kaydolması ve ciddi şekilde eğitimlere katılmasını beni de benim için de güzel bir tatlı bir sürpriz oldu. İnovasyondan bahsettim yani Türksel güvenlik. Yani Ailenin her ferdi için güvenliği sağlıyor. Bip, e, WhatsApp'a e, bir alternatif. SMS Plus'ı çıkarttık. E, Urfa'da Türkcell cüzdanla biletleri cep telefonunuzdan, T40'ınızdan, T20'nizden, T30'unuzdan kolaylıkla e, ödeyebiliyorsunuz. Akıllı depo hizmetini sunduk. Bunlar bireysel müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıran servisler kurumlar içinde bahsettiğim gibi pazarlama, network, bulut, bilişim, yönetim, işbirliği konusunda da uygulamaları çıkarttık. Ve bu yeni uygulamalar geliyor. Daha geçen geçen ay, geçen ay mı yok, Şubat ayında, bu ayın başında Antalya'da mobilim uygulamasının da lansmanını yaptık. Her gittiğimiz şehirde neredeyse yeni bir ürünü servisi lanse ediyoruz. Yani yenilikler pazara, kurumsal pazara da getiriyoruz yenilikleri. İşte teknoloji hamlesinin parçası olarak. Yani bu inovasyonları yapınca Türksel büyüyor. Niye Avrupa'dakilerden hızlı büyüyor? Bu şekilde büyüyor. Çünkü işimiz değişti. Biz işimizi, işimizi sadece ses, SMS olarak görmedik. İşimizi mobil internet, fiber internet olarak gördük. Teknoloji yazılım olarak gördük. Makineler arası iletişim çok önemli bir konu. Burada Türkiye'nin açık fark lideriyiz. Birçok firmayla beraber çalışıyoruz. Türk firmalarıyla olsun, yabancı firmalarla ve müşterilerimize hizmet götürüyoruz. Tabi akıllı bulut da geleceğin çok önemli bir potansiyel teknolojisi. Şimdi biraz da Süper Online'dan bahsetmek istiyorum. Bu arada Genel Müdür Murat Erkan da aramızda o da eklemeler yapabilir. Süper Online başarılı performansını 2013'te de devam ettirdi. Büyüme %35 %35 büyüdü ve 684 milyon liradan 925 milyon TL'ye ulaştı. Artık 2014'te 1 milyar seviyesine geçeceği kesin gözüyle bakıyoruz. Amortisman vergi faiz öncesi karda EBITDA'da %67'lik bir büyüme var. Burada karlılığını da %26 seviyesine getirdi. %5'lik bir artış sağladı. Bu da çok güzel bir başarı. 2013'te gerçekten hem gelirlerin hızlı büyümesi hem de karlılığını arttırması yaptığımız yatırımlar doğru vizyon sayesinde oldu. 1.7 milyon eve ulaşıyoruz. Bu arada daha gidilecek çok muazzam bir mesafe var. Türkiye'de 18 milyon ev var. Biz henüz 1.7 milyon eve ulaşıyoruz. Daha gidilecek çok mesafe var. O yüzden yani bizim hep önerimiz burada rekabet bence rekabet pek mevzubayız olmamalı çünkü gidilecek alan çok büyük. Ve fiber de çok pahalı bir yatırım dünyada. O yüzden bu pazarda yatırım yapmak isteyenlere burada gidilecek daha çok ev var diye düşünüyoruz. Ee, 2013'te 145 bin net abone kazandık ve toplam abone sayımızı 570 bine ulaştırdık. 2014'te iki tane yeni şehre gidiyoruz, Diyarbakır ve Konya'ya. Ee, bu sayede toplam şehir sayımız 14'e ulaştı. Bunu da tabii ki önümüzdeki yıllarda arttırmayı planlıyoruz. Ukrayna'daki şirketimiz Astelit Life markasıyla Ukrayna'daki vatandaşlarımıza vatandaşlara hizmet veriyor, müşterilerimize hizmet veriyor. Orada da ciddi bir e, başarı var. Gelirlerimiz %11 arttı Ukrayna'da. Bu dolar üstünden, dolar üstünden %11 arttı. Esasında bizim bilançomuza katkısı biraz daha fazla oldu. Çünkü e, Türkiye'deki dolara karşı değişmeyen yüzünden. E, Ukrayna'daki şirketimiz de e, yani hızlı bir büyümenin yanında Afökünde de daha iyi bir gelişme sağladı. %20'lik bir gelişme. 137 milyon dolara ulaştı. EBITDA'ları, amortisman, vergi, faiz öncesi karı. 3 ay aktif abone 1.2 milyon arttı. 8 milyondan 9.2 milyon aboneye ulaştık. Aktif aboneye Ukrayna'da. Burada da pazar payını görüyorsunuz. Gelir pazar payında da %14.2'ye ulaştık. Bu şu değişimin ana sebebi geçen sene %12.8'iz. Bu sene %14.2. Bunun ana sebebi Ukrayna pazarında diğer operatörler büyüme sıkıntısı çekerken eee Turkcell'in yönettiği Astelit büyümesini başardı o yüzden. Lale eklemek istediğim var mı? Evet. Diğerlerinde mi toplandı mı? Toplam pazar yüzde dört küçüldü. Biz yüzde on bir büyümesini başardık. Burada da yine inanın burada da seneler önce orada fiyat rekabeti üstüne bir model kurulmuştu. Bunun doğru olmadığını gördük. Müşterilerimize odaklanıp nasıl onlara kaliteli hizmet sunarsak müşterilerimiz de bize hak ettiğimizi verir prensibiyle başladık. O bölgesel odaklanma, iyi e network, iyi e servis. Bizi başarıya götürdü. Siz, hep üçüncü operatör olarak marjımızın altını Artırmayı... siz üçüncü operatör olarak evet. bulunduğumuz pazarda marjımızın öneminden hep bahsedersiniz. Bu yıl yine arttırdık yüzde otuza geldi e, e, Favök evet. marjı. Belki onu da evet. belirtmekte fayda var. Yani e, bence gerçekten önemli bir konu. E, biliyorsunuz bizde orada bizden büyük iki tane büyük operatör var Ukrayna pazarında. Kievstar ve MTS pazar payları bizden çok daha yüksek. Belli buradan. İkisinin toplamı %86 ediyor. Biz sadece %14'le 3. operatör olmamıza rağmen hem büyümemiz var hem de karlı büyümemiz var. Oradaki AFÖK, EBIT de marjımız %31 seviyesinde. Bu yine bizim doğru stratejimiz sayesinde oluyor. Ve ayakları yere basan, kazandığı parayla yatırım yapabilen bir şirket halinde. Şimdi 2013'ten epey konuştuk. 2014'e bakalım derseniz, 2014'te nasıl bir öngörümüz var? Nasıl bir performans bekliyoruz? Şu andaki beklentilerimiz nerede? 2013'teki bu başarının 2014'te de açıkçası devam etmemesi için bizim iş modeli açısından hiçbir sebep yok. Yani biz daha da güçlü bir Türksel olacağımıza eminiz. Çünkü bütün ekibimiz bence yeni teknolojileri, inovasyonu daha iyi kavruyor, bilgisini arttırıyor. Daha iyi bir çalışma kurabiliyoruz. O yüzden yani performans rekabet avantajımız yükselecek 2014'te. Fakat tabii ki ekonominin, makro ekonominin etkileri var. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de tabii ki regülasyon devamlı bu pazarlar için çok önemli bir faktör. Bir de rekabetin çok çetin fiyat rekabeti de pazarı belirliyor. Biz bahsettiğim gibi finansal sonuçlardan çok müşterimize en iyi ürünleri, en iyi servisleri götürmeye odaklanan bir şirketiz. Müşterimizi tutmak, müşterilerimizi, müşteri bazımızı büyütmek bizim için öncelik. O yüzden gelirlerimizi yani 2013'teki 11.4 milyardan 12 milyarla 12.2 milyar arasına büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Yani bundan daha iyisini de yapabiliriz ama şu anda bizim öngörümüz 12 ile 12.2 arasında. Affök konusuna gelince burada da 3.7 milyarla 3.8 milyar arasında bir hedef koyduk kendimize. Bu hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz. Yatırımlarda, yatırımlarda telekom sektöründe bugün mobil iletişim sektöründe yani biraz evvel bahsettim. 4 yılda trafik kaç misli artmıştı hatırlıyor musunuz? 158. Yani trafik muazzam bir hızla artıyor. Biz ya yani 2012'de 2013'te dünyanın en hızlı mobil internetlerinden bir tanesini sunuyorduk. Ama yatırımlar devam etmezse bu birincilik elden gider. O yüzden yatırımların devam etmesi çok pratik. Bu yüzden de yatırımlarımızı önümüzdeki yılda arttırmayı planlıyoruz. Özet olarak özet olarak hedefimizde müşterilerimiz odağımızda müşterilerimiz ve onlara 35 milyon müşteri olarak bakmıyoruz. Onlara ev kadını, profesyonel, genç çiftçi, engelli, emekli. Bu şekilde bakıyoruz. Kurumsalda da büyük firmalar, küçük firmalar, esnaf, bankacılar, parakende şirketleri, sağlık şirketleri. Herkesin kendi işine odaklanarak Türksel o müşterileri ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp onlara en uygun teknolojik çözümleri ulaştırmaya odaklı. Biz o yüzden artık bu müşterilerin gözünü içine bakarak konuşuyoruz. Ve kendilerine has özel çözümler üretmek için, yeni ürün servisler üretmek için teknoloji ekiplerimiz, geleceği yazanlardan mezun olacak yazılımcılar ve iş ortaklarımız çalışıyoruz. Ve hedefimiz müşterilerimize kimsede olmayan eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmak. Yani Türkcell'in başarısı buradan geliyor. Ve burada dünyaya, dünyada iletişim sektöründe öncülerden bir tanesiyiz. buna devam. Tabii ki bu, bunu yapabil, bunun yapmanın yanında yapabilmek için operasyonel mükemmellik, verimlilik ve inovasyon en kritik. Ses işimizi büyütmesini en azından düşmemesini sağlamamız lazım. İnternet işimizde en hızlı büyüyen işimiz, hem mobilde hem fiberde buna da bastırmaya devam ve geleceğin yeni işlerine de yatırımlar. Planımız bu. Önümüzdeki hafta, ben bu pazar günü yola çıkıyorum. Önümüzdeki hafta her sene Barcelona'da yapılan Dünya GSMA konferansına gideceğiz. Bu sene geçmişte olduğu gibi yine Türkiye'yi en kapsamlı şekilde, en geniş şekilde Türksel temsil ediyor olacak. Üç tane alanda finale kaldık. Akıllı haritalar uygulamamız, hayal ortağı uygulamamız, biliyorsunuz görme engelli kardeşlerimize e, teksti okuyan bir sistem ve SMS Plus uygulamaları, bunların üçü de kendi alanlarında finale kaldı. Bunun yanında Türksel teknolojiyi kullanarak, mobil interneti kullanarak, mobil iletişimi kullanarak, İnovasyonu kullanarak nasıl kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde insanlara fayda yaratırız buna odaklanmıştı. Bunu CSM ile paylaştık. Bizim liderliğimiz sayesinde bu konferans, bu panel şimdi yapılıyor ve Türksel'den de Koray Öztürkler Türksel'in mobil dünyada sosyal dönüşüme etkisini anlatıyor olacak. Biliyorsunuz sosyal sorumluluk projeleri bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Ee, onu da e, onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. 2013 yine TürkSel'in kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiği, çok yatırım yaptığı bir yıl oldu. Ee, 2013'te Trabzon ve Sivas lokasyonlarını açtık ve diğer lokasyonlarımızda da engelli çalışan kardeşlerimize iş vermeye devam ettik. 19 lokasyonda 12.000 çalışanımız var. Yani Türksel ilk defa Erzurum'a, Ankara'nın doğusundaki ilk şehre Erzurum'a gidince artık çağrı merkezleri Anadolu'ya gidileceğini göstermiştik. Sadece Türksel'de bu şehirlerin sayısı 19'a ulaştı. Biliyorsunuz Van'daki birçok konuda, dört tane konuda yaptığımız öncülük yüzünden. Yani bir, en sağlam şebekeyi baştan kurmak. İkincisi en hızlı hareket ederek deprem sonrası insanların iletişimsiz kalmamasını sağlamak. Üç, kampanyayla 10 milyon lira, 5 milyonu Türksel'den gelmek üzere, 5 milyonu da halkımızdan gelmek üzere, 10 milyon lira ile burada gördüğünüz öğretmen köyünü kurmak. Ve dördüncüsü de depremden 6 ay sonra Depremin merkezi olan Erciş kasabasında, ilçesinde çağrı merkezimizi açarak yüzde %50'den fazlası engelli kardeşlerimize iş vermek. Bu dört konu yüzünden Birleşmiş Milletler UNDP Development Program, Türksel'i dünyaya örnek gösterdi 2013 yılında, Mart ayında. Başka bir konu, dedik ki olimpiyatlar İstanbul'a gelsin, onun ana sponsorlarından olduk, ikinci olduk. İlk defa olarak tarihimizde ikinci finale kaldık. Ona katkıda bulunmuştuk. Fakat biz hızımızı kesmedik. İstanbul'a gelmeyecek 2020'de. Fakat dedik ki biz çalışmaya devam. Yüzme ve atletizmde bugün Türkiye'de lisanslı aktif sporcu sayısı 20 bine ulaşmıyor. Biz dedik ki önümüzdeki 7 yılda atletizmde ve yüzmedeki 20 bin sporcu sayısını biz ona katlayacağız. 200 bine çıkartacağız. Burada federasyonlarla beraber çalışıyoruz. Bu arada takımlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız en iyi eğitimle, teknolojiyle, teknikle çalışsınlar. En iyi know-how'la, bilgiyle çalışsınlar diye ne yaptık? Bu adamı tanıyor musunuz? Yüzme sporla ilgili yok galiba. Hatta olimpiyatlarda en çok altın madalya alan tarihteki. Olimpiyatlar bilmiyorum kaç senedir yapılıyor ama en az bir 120 senedir yapılıyordur gibi geliyor. 120 senelik olimpiyat tarihinde en çok altın madalya alan sporcu kim? Michael Phelps. Bravo. Michael Phelps'in 15 yıldır antrenörü. Amerikan yüzme milli takımının antrenörü Bob Bowman'ı ikna ettik. Kendisi Türkiye'deki antrenörlere danışman antrenör olarak çalışmaya başladı. Ve defalarca Türkiye'ye geldi. Seminerler verdi. En son geldiğinde 330 tane yüzme antrenörünün eğitimini sağladı. Ve önümüzdeki haftalarda yine geliyor. Değil mi? Evet, Koray. Mart Nisan gibi, gibi. Bunun yanında başarılı sporcularımızı da kendisinin yanına da yolluyoruz. Bazı antrenörleri de kendisinin yanına da yolluyoruz ki orada görerek de öğrensinler. Sadece kurstan seminerden öğrendikleriyle kalmasınlar. Sistemi içinden de görsünler diye. Aa, en değerli varlıklarımız kadınlarımız, insanları dünyaya getiren kadınlar. 68 bin kadın girişimciye ekonomiye kadın gücüyle ulaşılmıştı. Biz önümüzdeki 4 yılda bu rakamı 100 bine çıkartacağız. Mikrokredi ile kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Yani biz işin finansal başarısından olduğu kadar belki de daha fazla insanlara direkt etkisi olacak bu projeler de bizi çok heyecanlandırıyor. Bir yerde bunlar birbirlerine bağlı diye düşünüyoruz. Finansal başarımız bize bir araç oluyor insanlarımıza her konuda katkıda bulunmak için. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben sunumu burada tamamladım.